Merhaba arkadaşlar. YGS 2013 ile ilgili video serisi tahminler. Şu da YGS 2011'de çıkmış. Üstteki YGS 2012. Şimdi bu sorulardaki ortak nokta şu. Soruyu size veriyor. Soru biraz karışık gözüküyor. Daha sonra bu karışıklığın sebebini aslında normal ifadeyi parantezli biçimde yazarak biraz daha kompleks hale getirme olduğunu görüyorsunuz. Neden bahsediyorum? Nasıl diyelim? Mesela 10 çarpı 10 artı diyelim 5 üzeri eksi 2 çarpı 5 üzeri 3 atıyorum. Böyle bir ifade veriyor. Size normalde 10 artı 5 dese siz 15 diyeceksiniz. Ama getiriyor 5'i sırf karışsın diye şu şekilde yazıyor. Ben basit bir örneğini verdim. Ama genelde yapı bu. Örneğin şurada 2 üzeri eksi y'yi eksi 2 üzeri eksi y'yi şuna çarptığımızda yani parantezi açtığımızda görüyoruz ki eksi y artı y'yi götürüyor ve burada eksi 2 üzeri x kalıyor. Kalıyor ve bu da 2 üzeri x olduğu için bu da bunu götürüyor ve sadece şununla şunun çarpımı cevabımız oluyor. Anlatabildim mi? Şu şeydi yanılmıyorsam. Şimdi burada da aynı şey var. Ne yapmış? Şunu içeri dağıtalım. Bakın 5 eksi 5 gitti. Çarpı, şunu önce bununla çarptım. Şimdi 5 çarpı 2 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 eksi 10 çarpı 10 üzeri eksi 2. O da şu artı tabi eksi 10 çarpı 10 üzeri eksi 2 10 üzeri eksi 1 0,1 oluyor. Yani rakamlar önemli değil. Önemli olan şu. Size bir soru geliyor. Soru biraz karışık gözüküyor. Daha sonra fark ediyorsunuz ki aslında basit bir ifadeyi normalde parantez kullanılmadan yazılabileceği halde paranteze dağıtarak yazmış ve soruyu bir adım zor hale getirmiş. Bu da önemli bir nokta.